Genel Başkan Yardımcısı Avukat Mehmet Tolga Akalın bizimle birlikte. Hoş geldiniz, merhaba yayınımıza. Begüm Hanım, hürmetler diliyorum, teşekkür ediyorum. Merhabalar efendim. Sağ olun, hoş geldiniz tekrar. Şimdi bugün sizinle bir röportajı vardı Selcan Taşçı'nın Yeni Çağ'da, onu gördüm. Burada dikkatimi çeken önemli kısımlar vardı. Bu kıdemli hakim uygulamasının kaldırılmasına ilişkin bir vurgu var. 3 ay sonra bu değişiklik yapıldıktan sonra seçime gidilebiliyor. Dolayısıyla biz başkaca maddeleri konuşurken ya da erken seçim vesaire bunları konuşurken acaba şunu mu kaçırıyoruz? Bir baskın seçim ihtimali. Dolayısıyla bu konuya bir giriş yapalım. Lütfen bize anlatın. Bu maddeleri nasıl yorumluyorsunuz? Bir de tabii İyi Parti'de bir takım, A takımı değişikliği var. Görev değişiklikleri var. Bunu da soracağım ama önce bu konuyu bir konuşalım. Buyurun efendim. Bu yeni geçen maddelere ilişkin görüşünüz nedir? Şöyle Begüm Hanım. Şimdi anayasanın 67. maddesinin son fıkrasında çok açık bir hüküm vardır. O da şudur. Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler bir yıl sonra asgari yürürlüğe girer. Evet. Yani bir seçim kanununda bir değişiklik yaptığınızda o yeni değişik haliyle seçime ancak bir yıl sonra gidebilirsiniz hükmünü barındırır. Anayasanın hükmü bu kadar açıkken bu 13 maddelik yasada bu 12 maddenin yürürlüğüyle ilgili, özellikle hakimlerle ilgili yürürlükle ilgili niye 3 aylık bir yürürlük süresi kanunla tanımlanıyor? Anayasaya açıkça aykırı olduğu bilinmesine rağmen. Temel soru bu. Yani evet. Anayasa hükmü gereği bir yıldan önce seçim kanunlarında yapılan değişiklikler yürürlüğe girememesine rağmen siz nasıl oluyor da kanunla 3 ay sonra bir yürürlük maddesi koyuyorsunuz? Görünen şu ki bu tasarı üzerinde çokça çalışılmış bir tasarı. Öncelikle onu belirtmek lazım. Ve bu tasarıda iktidar aslına bakarsanız Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetme ihtimalini de ele alarak parlamento çoğunluğunu asgari elde tutma azim ve kararlarını ortaya koymak için bir milletvekili hatta bir oy hedefli bir tasarı oluşturmuş. Şimdi gördüğüm benim şu, 2022 yılının Ocak ayı itibariyle zaten ilçe seçim kurulları hem partilerin verdiği üyeler itibariyle hem de yeni en kıdemli hakimlerin atanması suretiyle oluşturuldu. Yani geçtiğimiz ay oluşturuldu daha. Şimdi bu yasa değişikliği bugün mecliste kabul edildiği takdirde 3 ay sonra yeniden seçim kurullarını oluşturacaklar. Neye göre bu sefer? En kıdemli hakim ortadan kalkacak. Birinci sınıfa ayrılmış hakimler üzerinden tanzim edilecek. Hı hı. Ve siz bunu yaptığınızda şöyle bir durumla karşı karşıya kalıyorsunuz. Biz ana muhalefet olarak Cumhuriyet Halk Partisi veya milletvekilleri yeterli sayıya ulaşarak bunu Anayasa Mahkemesi'ne taşısalar dahi yazın adli tatil süresi var. Bu süre içerisinde Anayasa Mahkemesi'nin adli tatilden sonraya kalır kuvvetle muhtemel görüşülmesi bu yasanın. Böyle bir dönemde de iktidar çok rahatlıkla yeni atanmış olan biraz daha iktidar baskısına açık olabilme ihtimali yüksek olan bir hukukçu kadroyla seçim kurulu hakimleri vasıtasıyla seçime gitme imkanını elde eder. Çünkü Anayasa Mahkemesi bunu kesin iptal eder bu düzenlemeyi ama Anayasa Mahkemesi'nin kararları geriye doğru yürümez. Yani o arada yapılacak bir seçim de zaten bu hakimlerle yapılan seçim de geçmiş olacak. Seçim de Anayasa Mahkemesi kararları geriye doğru yürümeyeceği için usulen yasaya uygun bir seçim olmuş olur. Bir iptal söz konusu olmaz bununla ilgili. Hı hı. Şimdi burada gördüğüm benim şu. Bir tarafıyla iktidar bir baskın seçime hazırlanıyor. Bir örnekle bunu yani geçmiş örneğiyle hatırlatayım. Tayyip Erdoğan 18 Nisan 2018'de seçim tarihini 24 Haziran olarak açıkladı ve tam 66 günde Türkiye'de açıkladığı günden sonra 66 günde seçim bitti. Türkiye'de artık erken seçimler yok. Türkiye'de baskın seçimler 2018'den sonra bir alternatif haline getirildi. Dolayısıyla da bu süre içerisinde bir baskın seçim alternatifini de ellerinde tutmuşlar. Ve bunu da bu 5. ve 6. madde kapsamında en kıdemli hakimlerle değil, çünkü biliyorsunuz en kıdemli hakimler genel olarak sosyal haklarını tamamıyla elde etmiş, emeklilik haklarını kazanmış, iktidar baskısına ve otoritesine karşı çok daha rahat direnebilme kabiliyetlerine sahip, meslekte artık yükselme ve vesaire meselelerini aşmış olan insanlardan oluşuyordu. İstanbul seçimlerindeki yaşadıkları bu en kıdemli hakimlerin hiçbir yolsuzluğa geçit vermemesi hali iktidarı daha çok üzerinde baskı oluşturabilecekleri bir hukukçu ekiple seçime gitme. Yani az önce söylediğim o bir oy veya bir milletvekili hedefine yönelik
yoğun ve maksimum bir gayrete sokmuş. Benim gördüğüm bu meseleyle ilgili efendim. Hı hı, evet. Önemli hakikaten bir olası bir baskın seçimde bu yeni değişiklik. Sadece ilgili madde uygulanabiliyor. Buna bir itiraz olursa adli tatile denk geldiği için muhalefetin itiraz etme durumu söz konusu olamıyor. İtiraz edilse bile geriye işlemeyecek. Yani Anayasa Mahkemesi'nin ele alma süreci normalde baktığınızda sonbahara kalır. Sonbahara kadar da bir seçim yapılma imkanı olur. Bunu bir de nerede görüyoruz bakın. Daha tasarının ikinci maddesinde aslında ittifaklar düzenini iktidar kaldırıyor. Ve bugün de o yasa maddesi geçti meclisten. Yani geleneksel 2018 yılındaki uygulamayla getirdikleri ittifak sistemini kaldırdılar. İktidar buradan ne amaçlıyor? İktidar buradan şunu amaçlıyor. Bu baskın seçim ihtimaliyle birlikte düşünün. Bu ittifak düzeni kaldırıldığında görece teknik olarak kullanıyorum. Yani milletin oyunu önden bilemeyiz. Milletin tercihini ve takdirini de elbet başımızın önünde tutarız ama küçük parti olarak teknik anlamda tanımlanan partilerin bir ittifaktan çıkarılıp bir iltihaka zorlandığı ve bu iltihak sürecinin de biraz böyle belki de bir kaos oluşturabilecek umudunu da kendi içerisinde barındırıyor iktidar. Eğer Millet İttifakı'nda böyle bir kaos oluşturabilirlerse bu az önce bahsettiğim baskın seçim formülünü de devreye alarak seçime yeniden girebilme imkanını ve istedikleri koşullarda girebilme şartına haiz olacaklar. Ama kaçırdıkları şey şu. Şimdi Cumhur İttifakı bir mecburiyetler ittifakı. Aslında Cumhur İttifakı kökü itibariyle 2015-2016 yıllarında o tarihte bizlerin Sayın Genel Başkanımızın liderliğinde MHP içerisinde yapmış olduğu ve Türk siyasi tarihinin bana göre en muazzam demokratik mücadelesine karşı gayri hukuki zeminde oluşturdukları bir işbirliği neticesinde kuruldu. Yani bu yönü itibariyle Cumhur İttifakı bu yönü itibariyle bir mecburiyetler ittifakıydı. Oysa Millet İttifakı yine ana kurucuları itibariyle söylüyorum. 2017 kirli referandum döneminde çok zor şartlarda Türkiye'nin iki önemli siyasi geleneğinin ve bir partisinin Cumhuriyet Halk Partisi ve yine Türkiye'de önemli bir siyasi gelenek oluşturan Genel Başkanımızın liderliğinde Milliyetçi Hareket Partisi'ne ayrılmış Türk milliyetçilerinin sahada muazzam bir mücadele sonucunda ortaya koydukları bir referandum sürecini de aslında plan kurdu. Yani bir hedef birlikteliği olan Türkiye'deki anayasal sistemi ve demokratik zemini yeniden inşa etme hedef birlikteliği olan bir gönüllü birliktelik üzerine kuruldu. Yani bir tarafta bir zaruretler ittifakı var, diğer tarafta gönüllü bir birliktelik var. Bunun avantajı şu Betül Hanım. Millet İttifakı ihtiyaç olduğu takdirde elbette ki millet taleplerini de göz önüne alarak kendi içerisinde esneyebilen bir ittifak. Çünkü Millet İttifakı'nın temel hedefi parlamenter sisteme yeniden geçip Türkiye'de hukuk devletini yeniden inşa etmek. Evet, o zamana devleti kadar rekabet bir süre askıya alınmış durumda. Çok özür dileyerek kesiyorum. Lütfen kusura bakmayın çünkü önemli bir gelişme ekranımızda da var. Sözünüzü unutmayın, buradan devam edelim. Millet İttifakı nasıl oluştu ve bu seçim yasası bütünüyle geçerse nasıl, ne yapacaksınız bunu konuşalım ama. Şimdi asgari ücrete ikinci bir zam konusu bir süredir gündemdeydi. İşte emek örgütlerinin de bu konuda çağrıları vardı vesaire. Bu konuda çelişkili ifadeler geliyordu. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin olumlu karşılamıyoruz bu konuyu konuşmayı demişti. İşte Türk İş Başkanı Aralık ayı gelince konuşuruz demişti. Hemen akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir açıklama gelmişti. Sanki bir yeşil ışık, ikinci bir zam gelebilir şeklinde. Dün Mehmet Emin Akbaşoğlu, AKP Grup Başkan Vekili demişti ki bu konuyu Temmuz'a kadar halletmeyi planlıyoruz. 3000, özür diliyorum. O konu da var. 3600 ek göstergeyi de halletmeyi planlıyoruz dedi. Ama asgari ücrete zam. Şimdi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ekranda görmüş olduğunuz son dakika bilgisiyle birlikte bunun kapısını kapatmış oldu an itibariyle. Diyor ki Aralık ayı gelince otururuz konuşuruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu söyledi. Daha yeni görülmemiş bir zam yaptık diyor. Ve Aralık ayı gelince otururuz, konuşuruz dedi. Bu konuda birazdan da ekonomistlerle konuşacağız elbette ki. Yani asgari ücrete ikinci bir zammın kapısı da böylelikle kapanmış oldu gibi görünüyor. Tabii başkaca açıklamaları da var. Ona da hemen girmişken bakalım. Diyor ki gıda güvenliği konusunda hiçbir sıkıntımız yok. İşte şekerdir, buğdaydır, ayçiçektir bu krizleri konuşuyorduk. Bu konuda yalan haberlere itibar etmemelerini vatandaşların tavsiye ediyorum demiş. Ve manda yoğurdu tavsiyesi vardı. Buna yönelik gelen eleştirilere de diyor ki sanki Türkiye manda fakiri bir ülke.
Evet, bu açıklamalar geldi. Bunlar da sıcak başlıklardı. Aktarmış olmak istedim. Evet, Mehmet Bey, şimdi diyorsunuz ki karşı taraf mecburi, zaruriyetten kuruldu. Biz daha esneyiz. Biz tamamen sistem değişikliği için hep birlikte mücadele ediyoruz. Daha esneyebiliriz. Ve sonrasında içimizde rekabet sonrasında başlayacak. Şimdi bu maddeler tümüyle geçerse, işte baskın seçim ihtimalini söz ettiniz. Öyle olmazsa, zamanında seçim olursa, ittifakların da daha önemsizleştiği bir yeni seçim yasası olmuş olacak. Hepsi geçerse bu şekliyle. Dolayısıyla ne planlıyorsunuz? Bu konuda işte parti liderleri buluşuyor. Alt komisyonlar da kurulmaya başlandı. Bu konu ayrıntılı bir şekilde masaya yatırılacak mı? Hani bir şekilde biz bunu bu şekilde geçerse de aşarız diyor musunuz muhalefet olarak? Elbette, elbette. Şöyle meseleyi görelim. Bir kere genel başkanlarımızın en son toplantısında bir ek karar daha alındı süreç yönetimiyle ilgili. Seçim güvenliğine ilişkin 6 partinin işbirliğini geliştirmesi yönünde bir temel evet. karar alındı. Bakın, nihayetinde bütün seçim yasalarıyla oynayan iktidarlar aynı zamanda biliyorsunuz ki iktidarlarını kaybetme sürecine girmiş yapılardır. AK Parti'yi 20 senedir besleyen, Türk siyasetini 66 yıldır besleyen bir seçim kanununu AK Parti değiştiriyor. Bu müflis tüccarın kantarın ayarlarıyla oynamasıyla müflis iktidarların da seçim kanununu oynaması arasında aslında hiçbir fark yoktur. Ama bu bizi bir rehavete düşürmemeli. Betül Hanım, Türkiye'de 195.784 sandık var 2019 verileri itibariyle, cezaevi ve gezici sandıklar dahil olmak üzere. 195.784 sandığın tamamında ıslak imzalı tutanakları ele almak bir. Ayrıca da bir yeni ek organizasyonla, yani konvansiyonel metotlarla çalışacak bir sandık hakimiyeti stratejisine ve gayretine ihtiyacımız var. Bu konuyla ilgili biz uzun dönemdir çalışıyoruz ve şöyle bir standart getirdik. Bizim sandık temsilcilerimiz parti üyesi olmak durumunda. Parti üyesi olmayan insanları sandık temsilcisi yapmıyoruz. Çünkü o aidiyet ve bağlılık ve o mücadele açısından bunu çok önemli görüyoruz. İki, her sandık temsilcimiz aynı zamanda kendi oy kullandığı sandıkta parti sandık temsilcisi görevini alabiliyor. Yani o da kendi kişisel çevresidir biliyorsunuz. Oy kullandığınız sizin sandık aynı zamanda sosyoekonomik çevrenizi, yaşam alanınızı oluşturur. Karşı komşunuz, üst komşunuz, köşedeki bakkal, manav, o alanın içerisinde sizinle birlikte oy kullanan tanıdığınız insanlardır. Şimdi bir taraftan bunu oluşturduk ve şu ana kadar Türkiye'de 135.616 tane sandığı İYİ Parti anlattığım standartlarda temsilcilerle tamamladı. Yetmedi, bir şey daha yaptık bununla ilgili. Gönüllü organizasyonla büyük bir kampanya açacağız ama gönüllü organizasyonuyla ilgili Türkiye'de %60 ve üzerinde AK Parti'nin, MHP'nin ve HDP'nin oy aldığı sandıkları tasdif ediyoruz. Bu sandıklarla ilgili de özel bir gönüllü çalışması yapacağız seçim güvenliği açısından. Yetmedi, ne yaptık? Türkiye'de ortalama her 200 sandığı bir eğitmen standardı oluşturduk. Ve buna istinaden 924 tane eğitmeni, bir sandık eğitmenimizi 7 hafta süren bir programla parti genel merkezinde 20'şerli gruplar, 25'erli gruplar halinde eğittik. Ayrıca bu ekosistemin diğer bir bacağı olarak da İlçe seçim kurullarına Ocak ayı içerisinde tüm Türkiye'deki 1094 tane ilçe seçim kuruluna hem üye hem de itiraza yetkili kişi tanımlayarak verdik. Ve bu hafta itibariyle de 1094 tane temsilcinin de eğitimini bitiriyoruz. Bunları da YSK temsilcimizle bir taraftan birlikte eğittik ve YSK temsilcimiz onların eğitimlerini yaptı. Diğer taraftan bu arkadaşlarımıza da sandık temsilcilerini değil okul sorumlularını eğitiyoruz. Yani ekosistemin tamamında bir kere o konvansiyonel genişliği oluşturmak için hareket ediyoruz. Şimdi genelde herkesin yaptığı işi biliyorsunuz kimse yapmaz. Buradaki ana strateji kuvvetle muhtemel şu olacak. Derinlemesine bütün partiler kişisel olarak son noktaya kadar öncelikle sandıklara kendi imkan ve kabiliyetleri yürüyecekler. Sonra Betül Hanım, burada son düzlükte burada eksik kalınan bölgeler neresiyse onlar bu masa etrafındaki oluşturulacak olan temsilciler vasıtasıyla göz önüne alınacak. Ve bu 195.784 sandığın tamamının ıslak imzalı tutanakları ele alınacak. Hı hı. Yetmez. Bir de bu verinin sizlere çok hızlı ve doğru bir şekilde yansıtılması lazım, kesintisiz. Biliyorsunuz evet. Türkiye sadece bir ajans üzerinden, bir devlet ajansı üzerinden seçim verisi gibi. Biz ne yaptık?
9500 civarında genç arkadaş belirliyoruz, çalışıyor arkadaşlarımız ve bunlar sadece o gece bir merkezle, bir aplikasyonla, niye gençlerden belirliyoruz, çok daha teknolojiye yatkın oldukları için, çok hızlı teknoloji kullanabildikleri için, sandık sonuçlarını bir merkezle, bir aplikasyonla girecek yeni bir gençlik ordusu, bir ilfan ordusu oluşturuyoruz, bir gönüllü ordusu bu da. Hem parti gençlik kollarımızdan hem de dışarıdan. Bunlar da o merkezi alana çok hızlıca veri karıştıkları. Ve kuvvetle muhtemel seçim gecesi Türkiye'ye ikinci bir ekran açacağız. Sizlerin de faydalanabilmesi için. Hı. Bakın bunun da nasıl olabileceğine ilişkin evet. bir şey planladık. 12 Mayıs'ta birincisini, 28 Haziran'da da ikincisini gerçekleştireceğimiz iki tane seçim tatbikatı yapacağız şimdi. Yani teşkilatlarımız sanki o gün seçim olmuş gibi sisteme hızlıca giriş yapacaklar. İşte orada sistemin çalışıp çalışmadığını... o biliyorsunuz trafo olarak kediler de giriyor Türkiye'de. Yani evet. o teknik donanım ve yeterlilik sonuna kadar kontrol edecek. Teşkilatların hazırlık seviyelerini ölçeceğiz. Ve kuvvetle muhtemel seçime kadar bunların sayısı yeni gelecek olan seçim işleri başkanımız tarafından daha da arttırılır. Yani seçim tatbikatları yapacağız. Bu hazırlığın bu, ötesinde... Bunu ilk defa duyuyorum Mehmet Bey. Seçim evet. tatbikatı. Tabii bu devlet seçim tatbikatı. Bu önemli çünkü şunu vurgulamak isterim. Biz bu konuları konuşuyoruz, yeni seçim yasası, değişiklik vesaire. Vatandaşın en çok takıldığı konu seçim güvenliği, sandık. Oylarımız doğru bir şekilde gidecek mi? Çünkü yani geçmişte bu konuda maalesef olumsuz sınavlar verdik. Son YSK derece haklı vatandaş. Kararları, şimdi bu kıdemli hakim uygulamasının kalkması. Siz bu ayrıntıda bunları yaptınız. Peki il ilçe seçim kurul başkanlığı bu yeni maddeyle birlikte orada tıkanırsa konu ne olacak? Yani YSK boyutunda tıkanırsa ne olacak? Şöyle, bir kere sandık hakimiyetini sağladığımızda sonuçları itibariyle çok tartışılabilir bir seçim yaşamayacağız. Yani şimdi İstanbul'da hatırlayın birinci tur seçim 13 bin gibi bir farkla gerçekleşti. Sonuçları itibariyle İstanbul'un toplam muazzam seçmen sayısı dikkate alındığında belki tartışılabilir rakamlardı. Fakat orada hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe teşkilatları ve il teşkilatı hem de bugüne kadar çok bilinmez ama İYİ Parti'nin çok yeni olmasına rağmen o tarihteki ve şimdi de seçim işleri başkanlığımız ve il başkanlığımız fevkalade muazzam bir gayret gösterdiler. Ve o ıslak imzalı tutanakların tamamına nüfuz ettiğimizden dolayı da niyeti bozuk olan teşebbüsler dahi kaynağında kurumak zorunda kaldı. Hı hı. İstanbul'daki o modelleme yani oluşmuş olan o ruh bugün Türkiye'ye yansıyor. Sonuçlar ondan evet. farklı olmayacaktır seçim güvenliği itibariyle. Yani oradaki bütün mesela bir rakam vereyim size. Yani 2018 yılında Türkiye'de 181 bin sandık vardı. Yani birçok partinin gerçekleşme oranları, sandık hakimiyet oranları 100 bin ile 140 bin arasında kaldı. Yani yaklaşık olarak 40 bin tane sandık, bunu 300 ile çarparsanız 12 milyon oya tekabül eder ortalama. Sandıkta temsilci yoktu. Evet. Ya, anlatabiliyor muyum? Ya bugün çok daha iyi hazırlanıyoruz ama milletimiz son derece haklı. Geçmiş uygulamalardan dolayı temel endişelere sahip ve bizim bu endişeleri ortadan kaldırmak için yani 24 saate bir 25. saati de ekleyerek çalışmamız gerekiyor. Bu sorumlulukta olmazsak bu muazzam gayret, bu muazzam eğilimi akamete uğratma endişesi elbette ki kabul edilebilir bir şey değil. Bunun ortadan kaldırılması gerekiyor. Yani bununla ilgili de aslında her bir parti elinden geleni yaptığını ifade eder ama bu sefer milletimizin de nüfuz edeceği, elini taşın altına koyabileceği bazı ek modeller de gönüllülük üzerinden koyacağız. Bunu hep birlikte çözeceğiz. Evet. Yani burada ham umut vermekten ziyade işin gerçeklik zeminini doğru okuyup bu zemin üzerinden yeni bir dönemi ve seçim güvenliğini inşa edeceğimize inanıyorum ben. Sayın Akalın, ben ilk defa bu kadar detaylı bir anlatım görüyorum. Lütfen şu başlık halinde bir kez daha geçiniz. Seçim tatbikatı yapacağız. İki kez diyorsunuz. Bir bu, canlı ekran şöyle, açacağız. Tabii canlı basına. Şöyle ifade edeyim. Bizim İPART raporlama ve işletim sistemimiz var. İl istiyoruz. Bu bir şey. Teknik, dijital bir altyapı. Teşkilatlarımız hem üyelik işlemlerini hem de bu bütün seçim sandık atama işlemlerini buradan yapıyorlar. Bu teşkilatlarımız aynı zamanda bu sistem üzerinden genel merkezlerimize doğrudan veri girebiliyorlar. Kimler girebiliyor? Şifresini verdiğimiz ilçe başkanlarımız ve seçim işleri başkanlarımız girebiliyor. Yine sandık temsilcilerimiz de kendilerine şifre tanımladığımızda kendi sandıklarına ait verileri doğrudan bu sistem üzerinden girebiliyorlar. Şimdi birinci etapta
Taşra'da kurduğumuz seçim koordinasyon merkezlerinde... Biraz ses seçmen... alayım arkadaşlar. Biraz sesi yükseltin bu, lütfen. Taşra'da Taşra teşkilatlarımızın tamamında kuracağımız seçim koordinasyon merkezlerine tutanaklar gitmiş gibi, seçim tutanakları gitmiş gibi, sonuç tutanakları. Bu tutanakların oradan girişini sağlayacağız ilk tatbikatta. İkinci tatbikatta hedefimiz doğrudan sandık temsilcilerinin de girişini temin edebilmek. Ama bunun dışında bir çalışmamız var. Biz asıl seçim gecesi ona çalışıyoruz. 9500 civarında genç, ortalama 25 sandık sorumluluğuyla, bunlar sadece o gün sandıkta görevli değiller, hiçbir şey. Bunlar sadece akşamüstü saat 5'te kapanan sandıkların sonuçlarını doğrudan istediğimiz standartlarda merkeze veri aktarımı şeklinde girmek üzere. Onu çalışıyoruz ayrıca. Yani birinci etapta şu anda seçim koordinasyon merkezleri üzerinden bir tatbikat yapacağız. Daha sonra sandık temsilcileri üzerinden yapılacak 28 Haziran'da, ama nihai hazırlandığımız mesele size o hızlı veri girişini de o gece temin edebilmekle ilgili. Biliyorsunuz ajans bu işlerde şunu yapıyor, AK Parti'nin göreceli yüksek olduğu yerlere önce veri olarak giriyor. Veri akışı bile duruyor. O parametreler çok açılıyor. Dolayısıyla oradan sandıkları terk ettirmek istiyorlar. O yenilme duygusunu, müteaddit defalar yaşanmış yenilme travmasını yeniden yaratmak suretiyle işe... Belki de bir 1957 seçimi vardı, biliyorsunuz da o tarihte Demokrat Parti öğleden sonra saat 2-2.30'da radyolarda seçimi kazandığını ilan etmişti seçim devam ederken. Belki bir 1957 seçimi benzeri bir gayrete de tevessül edebileceklerini görüyoruz. Çünkü bir oy bir milletvekiline çalışmışlar bu tasarıda. Bu kadar açık. Ve ona karşı da aynı yüksek hassasiyeti ortaya koymamız gerekiyor. Yani hiçbir sürpriz sonuca önceden hazırlıksız yakalanmamak açısından da en doğru yapılacak iş seçim tatbikatlarıdır. Yaptıkça geliştireceğiz kendimizi. İşin sonunda bir seçim akşamına sorunsuz bir şekilde bu işi İYİ Parti'nin bitirebileceğine ben inanıyorum. Benden sonra oturmuş bir yapımız var. Şimdi yeni Sayın Şenol Sunat geldi. Aynı evet. Şekilde devam eder. Yani bu bizdeki değişiklikler o kurumsal işleyişimizi etkilemez. Orada da muazzam bir gayret ve performansını oturtacaktır. Zaten yardımcı arkadaşlarımız da kendisine yardımcı olacaklar. Böyle bir hazırlık aslında. Evet. Kapsamlı bu İYİ Parti'nin hazırlığı. Tabii güçler birleşecektir. Öyle değil mi? Hani 6 parti eğer kurumsallaşırsa bu ittifak genişlemiş olursa güçler de birleşecektir. O yapıya da bir temsilciler verecek bütün genel başkanlarımız. Partilere orada bir temsilci verecekler. Artık genel başkanımız da o konuda bir takdirde bulunacak Sayın Meral Akşener. Onun üzerinden çalışmaya devam edeceğiz. Peki Sayın Akalın, bu görev değişikliklerini biraz daha açalım lütfen. Kamuoyu merak ediyor. A takımı değişti deniliyor. Kimi isimler yer değiştirdi. Sizin de göreviniz hayırlı olsun diyeyim, bu yeni göreviniz. Teşekkür ederim. Şimdi örneğin bazı isimler dışarıda kaldı. Pek çok kulis bilgisi de dolanıyor. Bunu ifade edelim. Örneğin teşkilat doğrudan genel başkana bağlandı. Bu ne anlam ifade ediyor? Sizce bu değişiklik ne demek? Ya Meral Akşener bu değişiklikte ne demek istedi acaba? Bize anlatabilir misiniz? Bu kulis bilgilerine de bir yanıt olsun istedim. Buyurun. Şöyle bakın. Doğrudan Sayın Genel Başkanımızın talimatıdır ki İYİ Parti önümüzdeki yüzyılın tamamında iktidar ve iktidar namzeti olmak üzere tanımlanmış ve tasarlanmaya çalışılan bir siyasi hareket. Yani geçmiş örneklerdeki kişi partileri gibi, yani ANAP'tır, DYP'dir, DSP'dir gibi kişi partileri üzerine tasarlanmış bir siyasal hareket değil. Bunun altını özellikle çiziyorum ben. Dolayısıyla da Türkiye'de siyaseti değerler alanında çatışmadan çıkarıp ihtiyaçlar alanında yeniden tanımlayacak, Türk milletinin müşterek değerlerini siyaset konusu olmaktan çıkaracak bir siyasal hareket. Böyle bir siyasal harekette kadro değişimleri, özellikle de divan dediğimiz noktadaki kadro değişimleri genel başkanların doğrudan takdiridir. Nihayetinde bakın, zaferin 100 tane babası vardır, siyasette hezimet genel başkanlara aittir. Dolayısıyla da her genel başkanın kendi en yakın çalışma ve politik kadrolarını oluşturma hakkı en tabii hakkıdır. Bunun üzerine benim de bu kadrolardan biri olarak bir yorum geliştirmem, bir politik yorum yapmam, siyasi nezaket ve edep ölçülerini zorlamak olur Betül Hanım. Onun için sadece bunu burada kesip ben hani takdirlerinize sunuyorum meseleyi. Estağfurullah. Anlatabiliyorum. Yani bu doğru olmaz. Yani edep dışı bir yaklaşım olur. Son derece hem bizim genel başkanımızın, Türk milletinin de Allah nasip ederse başbakanının, hem de diğer genel başkanların doğrudan temel takdir hakkıdır bu. Bunun üzerinde bir yorum yapmam, benim gibi insanların yorum yapması siyasi edebi aşmak olur efendim. Ama seçime doğru giden bir Türkiye'de bu değişiklikler İYİ Parti'yi
ne diyelim daha mı güçlü kıldı? Yani seçime doğru giden bir Türkiye'de bu değişiklikleri nasıl yorumluyorsunuz? Yani o amaçla yapıldığı tabii ki ortadadır. Temel gayret de ona yöneliktir. Ama dediğim gibi bunu tanımlamak siz saygıdeğer basın mensuplarının en temel hakkı. Yorumlamak da sizlerin hakkı. Onları da saygıyla karşılıyoruz ama bizim bu konuda ayrıca bir ek fikir beyan etmemizi dediğim gibi doğru bulmuyorum efendim. Peki. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Hürmetler ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok naziksiniz. Seyircilerimize de saygı ve muhabbetlerimizi sunuyorum efendim. Teşekkür ederiz.